Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün Balıkesir Havran'dan arabamıza bindik. Çanakkale'nin Ayvacık'ta bir köyüne gidiyoruz ama arkadaşlar ismini tam olarak bilmiyorum. Oraya gidince hep beraber öğreneceğiz. Arabamızda kimler var hemen şöyle göstereyim. İzzettin abi var. Merhaba arkadaşlar. Abi gözlüklerin çok yakışmış ya. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Ne demek abi? Bir de Tufan abi var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arabayı kullanıyor Tufan abi de. İki tane genç girişimci arkadaşımızın yanına gidiyoruz arkadaşlar. Orada kendileri sönmez koyun yetiştiriciliği yapıyor. Bakalım, bizde biliyorsunuz 30 tane sönmez koyunumuz var ama ne süt verimini biliyoruz, ne ikizlik oranlarını biliyoruz, ne meradaki uyumunu biliyoruz. Daha henüz yeni aldık ama egemenler şu an onlar da bizim gibi kuzu aldılar. Hatta bizim kuzuların kardeşlerini aldılar arkadaşlar. Aynı yerden aldık. Bakalım, onlar koça verdiler. Koyunlar şu an doğum yapmaya başladı. İşte kuzular büyüdü. Süt verimleri nasıl? Açıkçası ben sönmezi çok merak ediyorum. Kapı kapı dam dam dolaşarak da sönmezi sizlere hem de kendime bilgi sahibi etmeye çalışayım. Yola çıktık, gidiyoruz. İnşallah güzel bir video olur diyelim. Sönmez hakkında bilgileri kendilerinden alacağız arkadaşlar. Beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar, Dereliler Tarım Çiftliği'ne gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm selam Nuri, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Dereliler Tarım Çiftliği'nden herkese merhaba arkadaşlar. Nuri'nin girişi gibi bir giriş yapalım. Aynen de. Güzel bir hoş başlangıç geldin. Oldu. Öncelikle sizleri bir tanıyalım. Ben Egemen İlter. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Mühendisi mezunuyum. Bu işe giriş yapmayı düşündük Cemil'le beraber ortak. Buradayız. Daha tanıtmak için. Aynen, çok olur. Vaktimiz var. Cemil, seni de bir tanıyalım. Cemil Ateş. Ben burada doğdum, büyüdüm. Şu an neredeyiz? Şu an Çanakkale Ayvacık Kocaköy köyündeyiz. Yani burada doğdum, büyüdüm. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Ben de Çanakkale'de gittim okul için, iş için. Sonra baktım olmuyor. Dedim köyüme geri döneyim. Aynen. Hayvancılığa geri döneyim. Üniversiteyi bitirdin mi? Yok, bitiremedim. Bitirmedim, bıraktın. Bıraktım. Köyünde. İş kolu açılmıştı o zaman. Evet. Daha fırsat daha iyiydi. Köyünde hayvancılık yapıyorsun şu an. Aynen. Peki siz nerede tanıştınız? Okulda mı tanıştınız? Çanakkale'de kamp yapmayı çok seven bir şeyimiz vardı. Sosyal yönümüz vardı ikimizin de. Bir kamp grubu vardı, P-Kamp diye. Böyle Facebook grubu gibi. Oradaki grupta arkadaş olduk. Birlikte bir sürü kamplara gittik. Oradan en son burada Kaz Dağları'ndaki altın madeni olaylarını duymuşsundur sen de. Evet. Oradaki direnişe katıldık. Oradaki direnişte arkadaşlarımız çok filizlendi, kuvvetlendi. Daha önce de aynen. Devamlı rastlaşıyorduk zaten. Yani Çanakkale'de birlikte çıkıyorduk, eğleniyorduk geri geldiğinde. En sonunda böyle oturup burada birlikte bir şey yapabiliriz diye düşündük. Ve başladık. Sen aslen nerelisine gelen? Aslen Bursalıyım. Aslen Bursalısın. Bursa'dan Çanakkale'ye. Evet. Nereden nereye? Peki bu hayvancılık nereden aklınıza takıldı? Vallahi Cemil'den. Cemil'in zaten aile yapıyordu. Aynen. Ya benim hep vardı zaten, hani hiçbir şey olmasa bile giderim köyüme, bildiğim işi yaparım. O çeşit bir düşünce vardı kafamda. Bir seçeneğim vardı yani. İlla ki. Peki Egemen, sen nereden çıkardın hayvancılığı? Daha evet. Önceden böyle araştırma falan tabii, olmuş mudur? Yani ziraat mühendisi okurken de hep hani kendim toprakla, hayvanla ilgilenebileceğim bir kısmında olmak istedim. Yani daha beyaz yaka kısmında olmaktansa. O noktada da Cemiller hep gel birlikte bir şeyler yaparız diyordu. Tam yılbaşı günü elimde bavulumla kapıyı çaldım Cemiller'in. Geldim ben dedim, ne yapacağız dedik. Oturduk bir hafta, iki hafta, üç ay plan yaptık. Ve sonunda hayvancılığa girmeyi kendimiz hani istişareler evet. Sonucu karar verdik. Epey de bir şey araştırması oldu tabii. Irk araştırması oldu vesaire oldu. Yani sönmez çok kafamızı yoran oydu zaten. Evet, ırk araştırmasında. Biraz sıkıntı çektiniz mi diyelim artık, nasıl yani, bir araştırma yaptınız da et mi yapalım, süt mü yapalım, kombine mi yapalım diye çok düşündük. De coğrafyaya uygun bir hayvan istedik. Peki sönmez ırkını nereden çıkardınız Egemen? Yani ya, süt hayvancılığı mı yapmak istediniz ilk başta? Evet, süt evet. Hayvancılığı yani, yapmak kombineye daha çok merak saldık diyeyim. Yani hem kuzudan hem etten para kazanmak istedik. Ona da en uygun. Aklımızda 4-5 ırk kaldı en son ele araştırmalarımız sonucu. Ya biraz da civarda sönmezi bulmak kolay. Yani bizim civarımız. Evet, Çanakkale bölgesi zaten. Çanakkale, yani sönmez deyince Çanakkale'de en büyük çiftlikler Balıkesir'de, Çanakkale'de. Hem ulaşılabilirliği kolay oldu bizim için, hem verim özellikleri açısından güzel diye biliyorduk, öğrendik. Şimdi de yaşayarak görüyoruz. Aynen.
ne mutlu ki buğurka karar vermişiz diyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim de 30 tane sönmez kuzumuz var. Biz kuzuları aldığımızda egemenler bizden önce almış. Evet. Yani kuzular şu görmüş olduğunuz kuzularla beraber kardeş. Egemen bana da o kadar çok soru geliyor ki işte YouTube üzerinden, ya sönmez nasıl bir ırktır, işte ikizlik oranı nedir, süt verimi nasıldır, merada uyumu nasıldır. Yani biz bunları cevaplayamıyoruz. Neden? Şu an koyunlar doğurmadı. Bu bir. Süt sağmadık. İki. Ha, merada çıkarıyoruz. Merada uyumları çok güzel. Daha bir yazı da yaşamadık aslında. Sıcakta nasıl yayılıyorlar? Seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Bu konuda tartışılır. Siz burada her şeyi yaşadınız. Şu an için sadece süt sağmadınız. Koyunlar doğum yaptı. İkizlik oranını biliyorsunuz. Meradaki uyumunu biliyorsunuz. Biz sizden açıkçası sönmez ırkını öğrenmeye geldik. Sönmez ırkını biz bahsettiğin gibi aynı dönemin kuzusunu aynı yerden aldık Nuri'ye. Evet. Kardeş hayvanlar bakıyoruz. Biz kuzuyken aldık. Nuriler tokluyken alışını sağladık. Siz aldığınızda kaç aylıktı ortalama? 4 aylık. 4 aylıkken aldınız. Yani aslında 4 aylık almayı planlıyorduk ama o dönem korona vesilesiyle Tarım Bakanlığı'ndaki karantina vesaire, küpe vurulması aşıları biraz geciktiği için biraz da gecikmeli aldık. O gecikmeden ötürü de bazı sıkıntılar yaşadık. Ama kuzudan almayı her zaman avantaj olarak gördük. Elimizde büyüsün istedik. Kesinlikle. Kendimiz bakalım büyütelim istedik. Onun da faydasını çok gördük ama başta hayvanlar kapalı bakıldığı için mera uyumuna biraz zorlandılar başta. Ama şu an gördüğün gibi yayılımda hiçbir sıkıntıları yok ve yani toprağın kökünü kazıyan bir hayvan, öyle diyeyim sana. Çok merhaba. Güzel bir yayılım, mera uyumu var. Onu sen de zaten görmüşsün. Evet. Bunun yanında ikizlik oranı bizde şu an %61. %7'de üçüzlük oranı. Yani kaç tane koyun aldınız ilk başta? 65 tane koyun aldık. 65 tane kuzu aldınız. Evet, koyun oldular şu an. Aldık, şimdi bunların kaç tanesi doğum yaptı Egemen? 44 tanesi doğum yaptı. 44 tanesi, evet, doğum yaptı. Peki kaç tane kuzu var? 67 tane doğum aldık. Biraz ölüm oranlarımız maalesef yüksek oldu. Ölüm oranı yüksek. Şimdi bu konuda üstünde durmak lazım. Ölüm oranında en çok rastladığınız ölüm sebebi nedir? Ya 3-4 sebep oldu. Hepsini açıklamak gerekirse hani bir tek sebebin üstünde duramam. Yani ilk doğduğu günü hayvanın bilemedik, ilk doğuracağı günü. İlk, evet, doğduğu günü zaten bilmek de hani mümkün değil. İlk doğumda yanında olamadık. Yanında olamamızdan kaynaklı ikinci kuzusunu ölü doğurdu. Ve o günden beridir yarım saatte bir nöbetleşiyoruz. Havalarda soğuktu tam o dönem. Evet. Yani ilkine doğuran hayvan da doğumda başında olacaksın. Her türlü hayvan da başında olacaksın ama ilkine doğumda çok daha hassas olacaksın. Biz bunu öğrendik. Bir de sönmezin başında durmak lazım çünkü kuzular bayağı cüsseli doğuyor. Kocaman doğuyor. Kocaman doğuyor. İlk kuzu... Mesela kuzuların kilo ağırlığı nedir? Tarttınız mı hiç? Doğum ağırlıkları ikizlerde 4,5-4 kilo civarlarında. Teklerde 6-6,5 kilo civarında ama tabii altında doğan da var, üstünde doğan da var haliyle, olabileceği gibi. Evet. Doğumlarda başında durmaya başladıktan sonra tabii ölüm oranları bayağı düştü. Ama mesela bir koyunumuzun suyu gelmiş ve rahimdeki genişleme hiç oluşmamış. Kuzular içinde ölmüş. Yavru atma yaşadık maalesef, iki tane. Yani bu sebeplerden kaybımız oldu maalesef. Kendisi izdiği oldu. Evet. Evet. Ya bir de canlı hayvan ilk doğumunu yapıyor. Böyle şeyler olabilir ama kaç tane koyun kuzu öldürmüştünüz? Ya 12. 12 tane kuzu öldü bu sezon. Evet. Daha doğum yapacak koyunlarımız, evet, 15, da var. 15 tane daha doğum yapacak. 15 tane var. Daha. Yani biz ilk doğumda tabii şu an bir hesap kitapla giriyoruz işin içine. Evet. İlk doğumda aldığımız yerdeki Erol Bozkır abimizin de hani bize tavsiyesiyle söylediğiyle %60 civarı bir ikizlik beklememizi tavsiye etti. Yani aldığında ilk doğumda %80, %90, %100 ikizlik bekleyerek başlarsa insanlar yanlış bir matematikle başlarlar. Onu en başından söyleyeyim. Yani ikinci, üçüncü yaşında bu hayvanın verimi pik noktalarına ulaşıyor. En yüksek noktalarına ulaşıyor. Evet. Gelecek doğumlarda tabii bu bakımla birlikte de çok değişiyor. Dünyanın en verimli ırkını da alsanız, bakımını doğru yapmadıktan sonra, beslemesini doğru yapmadıktan sonra, refahını yüksek tutmadıktan, sürekli stres içerisinde büyüttükten sonra hayvandan o verimi de alamazsınız. Kesinlikle. Bizim en çok önem verdiğimiz şey hayvan refahı. Bu da tabii beslemeden, yattığı yerden, her şeyden geçiyor. Yani bizim koyunlarımız epey yavaş koyunlardır. Evet. Hani kaçmazlar, korkmazlar pek. Yani gelirler hele. Hiç stres altında büyütmeyebiliriz. Peki Egemen, şimdi üniversiteden mezun oldun. Bir hayvan alacaksın. Hayvanın bir maliyeti var. Bunu nasıl çözdünüz? İkiniz ortak bir işe girdiniz ama hayvan almak şu an için hani hayvan fiyatları oldukça yüksek diyemem.
Ama yani, ortalama olarak yani, yine nereden baksan verimli bir ırk almaya çalıştığında yüksek. Evet. Yani sönmez ırkı bir de Türkiye'de az bulunduğu için arz talep dengesinden dolayı fiyatını biraz yüksekte tutan bir hayvan. Evet. Biz de girişte tabii ki belli bir miktar sermayemiz vardı ve üzerine banka kredisiyle de devlet destekli banka kredisiyle hayvan ve işletme kredisiyle giriş yaptık işe. Hayvan kredimizi %0 faizle çektik. Üzerine hayvan miktarı kadar da bir işletme kredisi. Bir sene ertelemeli ödemeli şeklinde. Yani açıkçası devletin desteğini alarak yaptık diyebilirim. Yarı yarıya diyebiliriz. Evet, peki bu devlet desteğini alırken herhangi bir sorun oluştu mu? Hani gittim banka. Yani az önce de konuştuk. Biz burada bir motosikletimiz var. Arabamız yok. Traktörümüz var. Motosikletimiz var. Ve bu yatırım yapmaya karar verdiğimiz dönem kış mevsimiydi. Ve motosikletle 3-5 kat giyinip banka geziyoruz. Elimizde kasklar. Evet. Hani genç insanlarız. Gidip böyle biz hayvancılık yapacağız. Bize kredi verin dediğimizde yüzümüze bakmadılar. Kaç banka gezdik. Aynı banka içerisinde müşteri temsilcilerini sıra sıra gezdik. Yani bize işte bu devlet destekli, sonuçta burada işte halkın hakkı var. Biz öyle herkese vermeyiz falan dedikleri oldu. Aynen. Çok yanlış bilgilerle yönlendirildiğimiz oldu. 250 başın altına verilmiyor kredi vesaire gibi de çok yanlış bilgilerle karşılaştığımız oldu. Ama pes etmediniz. Hiç pes etmedik. Sonunda? Sonunda da başarıya ulaştık. Başarıya ulaştık. En son görüştüğümüz müşteri temsilcisinin de sağ olsun bize inancıyla, güvenciyle. Yani biz ben eğitimimden, Cemil geçmişinden, hayvan geçmişinden bahsedince biraz daha aldılar. Yani biraz da şey de çok önemli. Yani biz bilgiyi vereni eleştiriyoruz hep ama evet, bilgiyi almaya çalışmak da çok önemli. Yılmamak da çok önemli. Yani bu işi yapacaksanız, devlet desteğiyle yapmayı düşünüyorsanız lütfen kapı kapı çalmayı bırakmayın. Çünkü işini her alanda iyi yapan insan var, kötü yapan insan var. İyilerine denk geldiğinizde siz de arkanıza gerekli desteği bulabilirsiniz. Evet. Peki Cemil, daha önce hayvancılık yapıyorum dedin sen köyde. Evet, doğduğumdan beri içindeyim. Aynen. Peki sönmez nereden çıktı? Sen daha önceden sönmez ırkını biliyor muydun? Şimdi burası arkadaşlar kırsal bir bölge. Hani burada hep ben yolda gelirken koyunları gördüm. Hep böyle küçük ufak tefek et koyunları vardı. Genellikle süt koyunları Çanakkale tarafında yapılıyor. Burası Ayvacık. Çanakkale'den biraz 100 kilometre uzaklıkta. Aynen, uzaktayız. Ya tam buranın koyunu da etçi diyemeyiz aslında. Normal yerli ırk, hani ne verirse evet, o hesabı. Hani yıllardır babam, ailem bunlarla uğraşıyor. Hani ben de derim hani bir işin içine gireceksek hani bunlarla olmaz. Bu piyasalarda, bu koşullarda. Kesinlikle. Olmaz dedik. Araştırdık. Yani araştırma konusu daha çok egemendeydi. Evet. Ben burada işlerle ilgilenmeye çalıştım. Yani pek de sevmiyorum aslında onları. Bu konuda Egemen çok yardımcı oluyor. Eşim çok yardımcı oluyor. Evet, sönmesi buradan buldunuz yani. Peki Egemen, neden sönmez? Tayrova değil, Doğu Filiz değil, Lagun değil, Sakız değil. Neden sönmez? Tamam, bile kombineliğinden diye söyleyebilirim. Tabii birçok sebebi var ama Tayrova mesela biraz daha sütçü kalıyor. Bir de bizim buradaki yaşam koşullarımız, bahsettim az önce de, elektriğimiz güneş enerjili. Evet. Yani çalıştırabileceğimiz buzdolabı, bir sütü saklama koşulu vesairesi, her şeyi hesaba katmak gerekiyor. O yüzden tam bir süt işletmesi olarak sadece mandıraya çalışarak da maalesef para kazanmak biraz zor oluyor. Bunu işlemeyi, peynir yapmayı vesaireyle düşünerek yola çıktığımızda tam bir süt işletmesi de yaşam koşullarından ötürü olamazdık. Yani bir de 2 yılda 3 doğum ete çalışalım vesaire değil de bir senede hayvan rahat rahat doğursun ve hem ondan süt alabilelim hem ikizlik alabilelim dediğimizde en doğru kapı sönmez olduğuna karar verdik. Ve dediğim gibi hani her zaman gidip bir Artvin'den bir yerden hayvan getirtmektense evet, Çanakkale'den de ulaşabileceğimiz bir hayvan olması bizim çok aklımıza yattı. Bir de yerli ırk evet, olması da çok cazip etti bizi. Bir de sönmez bizim yerli ırkımız tabii. Evet. Yani buna sahip çıkmamız lazım. Buna sahip çıkmamız lazım. Yabancı ırk konusunda da çok hani araştırmalara girdik. Ama yani yerli ırk her zaman bu coğrafyada üretilmiş sonuçta. Bunu da Mustafa Reşit hocamız, yani İzmir bölgesinde, Ege Üniversitesi'nde melezlemiş. Demek ki bu bölge için melezlemiş, bu ülke için melezlemiş. Ama ülke olarak sönmez ırkına ben sahip çıkıldığını düşünmüyorum Egemen. Maalesef, maalesef. Daha önce de bahsetmiştin videolarında. Biz de yaşadık, bir olay var başımızdan geçen, hepimizin başından geçen. Onu da anlatırsak güzel olur. Yani sönmez ırkı zamanında üretilip o verimi konusunda o kadar iyi sonuçlar alınmış ki ülkenin dört bir yanına köylere dağıtılmış. Bizim burada manavımız vesairemiz hepsi bilir sönmez koyununu. Zamanında köylere destekleme olarak, ıslah projesi olarak dağıtılmış. Fakat halk elinde farklı koşlar. Melezleme biraz yaygın bizde maalesef. Çok sahip çıkılmamış. Fakat hala sahip çıkanı var. Bizler varız. Evet. Başka abilerimiz var.
bu ülkede bu işi yapan ve bu ırka sahip çıkmaya çalışan, hala araştıran, almak isteyen bir sürü insan varken bizim bir hayvanımız delibaş oldu. Vefat etti ve hayvanlarımız sigortalı bizim. Sigortadan ölüm durumunda paranızı talep etmek için hayvan öldü belgesi almanız gerekiyor ilçe tarımdan. Biz bu belgeyi almak için ilçe tarıma gittik, belgemizi aldık, elimize bir baktık. Hayvanın cinsi bölümünde tahir olayız. Sönmez bilen bilir, sönmez araştıranlar. %75 tahirova, %25 sakız geninden gelen bir hayvandır. Tahirova'ya çevirmişler. Yani bizim 3 yaşında koçumuz var. 3 yıllık hayatını sönmez olarak devam ettirmiş. Ama bir gün bir sabah uyandık, Tahirova oluvermiş. Bunun nedir ne değildir öğrenimini gerçekleştirmeye çalıştık. İlçe tarım, il tarım hepsine sorduk. Yani bir bilgi veremediler bize. Bunu masa başında birisi de kötülük yapmak istese bile yapamaz. Bakanlık elinden gerçekleşebilir diye söylediler. Biz Erol Bozkır'dan alım gerçekleştirdik. Kendisine arayıp sorduk, dedik. Sizde de durum böyle mi? Evet, bir genel yayınlanmış. Bazı ırkların kaldırılmasına karar verilmiş. İşte sönmez de bu yüzden onlar arasında olduğu için kaldırılmış diye bir bilgi aldık. Yapabileceğimiz bir şey var mı abi? Bizim sonuçlarımızda sönmezimiz var. Safkan bunlar. Vallahi bilemiyorum dedi. Hani... Yani bir de borçta harç da bu işin içine girmişsin. Tabii, kredi çekmişim tabii, şimdi. Yani, sönmezi satacağım. Tabii damızlık satacaksın ki. Satarken küpe numarasında adam Tahirova'yı görürse bunun bir değer kaybı yaşaması mümkün. Kesinlikle. Ve ben genç bir yatırımcıyım. İlk yatırımım sayılır. Yani bu işi bir sabah uyanınca benim malımın değeri düşüyorsa ben bu işin peşini bırakmam dedim açıkçası. Evet. Bakanlığı aramam tavsiye edildi genelde konuştuğum çevremce. Bakanlığa ulaştım, hayvan genel müdürlüğüne ulaştırdılar. Hayvan genel müdürlüğüne ulaştım, gıda güvencesi vesairesi bilmem ne müdürlüğü, o müdürlüğü. 13 tane telefon açtım. 13 yani tane. 13 farklı bölgeye, 13 farklı birime. Yani genel olarak hiçbirine derdimi anlatamadım. Hepsi başka birinin çözeceğine doğru pasladı. Ve en sonunda yani sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugün bu sönmez ırkının Türkiye'de olma sebebi olan İnsan, Tarım Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Küçükbaş Hayvan Koordinatörü Dr. Serdar Yağcı. Kendisi beni çok iyi dinledi sağ olsun. Yani ben aynı sana anlattığım gibi böyle, ben bu ırka baş koydum, bu ırkı yapmak istiyorum ama bir sabah uyandığımda böyle bir şeyle yola çıkıyorum. Bu hani genç bir hayvancılık yapmak isteyen, ülkenin üretimine katkıda bulunmak isteyen insanı yıldıracak bir durum. Ve bu durum bu şekilde oluştuysa bile neden oluştu? Neden bizlere haber verilmedi? Bir mail yoluyla, bir SMS yoluyla üreticisine niye haber verilmedi diye çok dert yandım, anlattım. O da bu işin çözülebilecek bir durum olduğunu, daha önce de bazı örnekleri olduğunu, bir hata olmuş olabileceğini vesaireyi dile getirdi ve gerekli dilekçeleri yazdı bizim yerimize de istişareyle. Sağ olsun bir 15 gün sonrasında aradı bizi, çocuklar dedi bir kontrol edin bakalım dedi, olmuş mu dedi. Biz de bir baktık, sönmez olarak geri dönmüş. Türkiye'deki bütün sönmez ırkı küpelerin hepsi Tahirova'ya çevrilmişti. Fakat bu uğraşımız sonucu, Serdar Yağcı'nın destekleri sonucunda sönmez ırkı gerçekten hala üretilen, hala insanların peşinde olduğu bir ırk olarak görüldüğü için bakanlık tarafından tekrar geri kazandırıldı ülkemize. Yani sen de bu işin peşini bırakmamışsın Egemen. Buradan sana da teşekkür ederim. Çünkü sen bu işin peşini bıraksaydın, yani ben de bırakmış olurdum, o da bırakmış olurdu. Herkes de bir boş vermişlik Birimiz olurdu. Bu sefer ne olurdu? Sönmez ırkımız gerçekten ilçe tarımlarda sönmez diye değil de Tahirova olarak yazılırdı. Bu da ırkın artık yavaş yavaş kaybolma. Yani Reşit hocamızın kemikleri de sızlardı herhalde. Kesinlikle. Ben orada da dedim yani Reşit hocamızın peşinden koşacak hiç mi genç kalmadı sanılıyor dedim. Evet. Yani bu ırka sahip çıkmak isteyen hiç mi üretici yok sanıyorsunuz diye. Serzenişte bulundum tabii birebir bakanlığımıza, devletimize değil ama bu kararı alma noktasında oluşturulan istişarelerin doğru olmadığını düşündüğümü çok fazla dile getirdim. Ve onlar da hak verdi sonunda, sağ olsunlar. Sönmez ırkımız yeniden mevcut ülke. Aynen. Peki şimdi 44 tane kaç tane kuzu vardı? 67 tane 67, kuzu vardı. Yani ölümle birlikte. Damızlık kuzu satışınız var mı bu damızlık sene? Damızlık kuzu satışımız var. Yani şimdi bizi arayanlar oluyor. Nuri işte sönmezlerden bana 10 tane ayır, 20 tane ayır seneye falan diye. Hani benim zaten kendimde 30 tane sönmez olduğu için koyun, sönmez koyunu. Ondan dolayı ben damızlık satışı yapmayı düşünmüyorum Egemen seneye. Yani biz ama de ilk sene yapmama taraftarıydık. Fakat bir miktar elimizden çıkartacağız biz de. Yani ilk doğumlardan sayı olarak talebe göre karar vereceğiz biz de.
Şu an elinizde mevcut kaç tane dişi kuzu var? Şu an elimizde yani satmayı düşündüğümüz bir 30 tane olacak galiba. 25-30 civarı. 25-30 tane. 25-30 erkek civarı. Olarak da damızlık satışınız var, evet, yine. Erkek olarak koçluk da ayıracağız. Evet. Toklu da ayıracağız. Ama kuzuyken satmayı tercih ediyoruz. Evet. Arkadaşlar tane. Ben Egemen ve Cemil'in telefon numaralarını açıklama kısmına bırakırım. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Soracağınız soru olsa da, damızlık satışı olsa da kendilerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bu arada koyun da satmayı düşünüyorsunuz galiba. Tabii, bir miktar. Yani bir miktar anaçta elden çıkarmamız söz konusu olabilir. O konuda da bizlere ulaşabilirler gerekli bilgileri. Peki anaçlardan satışınız nasıl olacak Egemen? Mesela buraya biri geldiğinde 60 tane anaçın içinden ben 10 tane seçme alabilir miyim derse bu... Satmayı düşündüğümüz sayıya tam olarak karar vermedik. Ama o karar verildiğinde, gerekli talep de oluştuğunda var olan hayvanlar içerisinden bir miktarını seçme, bir miktarını kura usulü. Biz de öyle aldık. Bir kısmını kendimiz seçtik. Kimseye artık evet. Olmasın. Aynen. Evet, bu miktarı kurayla derken mesela biz alırken Erol abi kafese yem dökmüştü. İlk giren 30 tanesini sen alırsın, 30 tane de sen seçersin demişti. Evet, orada. Yani onlar karşılıklı oturulup konuşulup. Bu bilgiyi de buradan şeyler. Verelim o zaman arkadaşlar. Yani süt konusunda bilgi veremiyoruz. Onu da merak edenler olacaktır, soracaktır. Belirtmiş olalım. Daha sağlam yapmadığımız için süt konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Kimseyi yanıltmak da istemiyoruz. Ama kuzularına gayet güzel baktığını Nuri de burada zaten aynen. Görüyor kuzuların gelişimlerini. İnşallah birkaç ay sonra bir video daha çekerek tam gelişimlerini ve o günkü süt sağımları gerçekleşeceği için tam gelişimlerinden bahsederiz. Daha 20 gün, 25 günlük kuzularımız. Yani benim açıkçası en merak ettiğim konu sönmezin süt verimliliği, süt oranı, laktasyon süresi. Evet. Bakalım nasıl o, bunları... Bizim de çok merak ettiğimiz zaman. Evet. Şu an şey yapıyoruz mesela 2 günde bir sabahları anneler mereye çıkarken kalan sütleri sağıyoruz hani. Fazla süt almak lazım yani koyunun memesinden. Aynen. Yani hastalık olur, şişer, sütü kesilir korkumuzdan. Onun peynirimizi, yoğurdumuzu çıkartıyor şu an. Çıkartıyor şu anlık. Evet. Kuzular yeni olmasına rağmen bile. Ya bir de başımıza maalesef bir kuzu ölümü gerçekleşti yakın zamanda. Onun anne tek doğurmuş bir kuzu koyundu. Onun sütünü mecburen sağıyoruz. O sağımdan aldığımız verim gelecek vaat ettiğine yönelik. Yani bir öğünde 700 gram süt sağdık. Yani bir öğünde. Belki bir 1,5 litreye ulaşabilir ama tabii bu çok yüzeysel, farazi bir rakam. Aynen. Hepsinin sürü verimini göstermez. Yani bir de şimdi böyle düşündüğümüzde bu kuzular daha ilkine doğum yapıyor. Henüz kuzuyken doğum yaptılar. Yani evet. Bence seneye bu koyunların süt verimi daha da güzel olacak. Meme takımları daha da gösterişli olacak. Yani buna eminim. Aşırı umut vaat edici olduğunu hep beraber gözler önüne seriyoruz zaten. Evet. Peki koyunlara ne veriyorsunuz? Ne yiyorlar bunlar? Bir arazi ekip biçiyor musunuz? Bu hayvancılığı nasıl yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Yani sen. Ya burada evet. Meralarımız var biraz. Kiraladığımız yaklaşık bir 70 dönüm kadar. Yani ekilip biçilebilen bir alan değil. Sadece otlak olarak kullanıyoruz. Onun haricinde bir yine 40-50 dönümde ekilebilir arazimiz var. Hani burası bir 10 dönüm civarında. Buraya arpa ektik hasıllık için. Daha sonrasında bostan ekeceğiz. Bir 20 dönüm regrasımız var. Hava şartlarından dolayı pek büyümedi. Onu bahara saklıyoruz. Buğdayımız var, baklamız var. Yazları mısır ekiyoruz. Süper. Yani hayvanların yiyeceği yemi kendiniz temin ediyorsunuz kesinlikle. Diyebiliriz. Yani dışarıdan hiçbir şekilde zaten alarak bu işler yürümez. Ki bu zamanda maliyetler çok fazla 300-400 katına çıktı. Aynen kesinlikle. Güzel. Peki hayvanlar burada nerede yayılıyor şimdi? Şu an arpa tarlasındayız. Arpada hayvanlar yayıldıktan sonra akşam eve döndüğünde herhangi başka bir şey veriliyor mu önlerine? Karma yapıyoruz akşamları. Silajla buğday samanı, arpa samanı karıyoruz. Hem eve gelişleri biraz mutlu olsun istesinler eve ağla girmeyi. Yani de kuru madde oranını karşılasınlar biraz. Akşam evet. İki çuval döküyorsak sabah da bir çuval kuzularından ayırmak için döküyoruz. Yani çok düşük maliyetlerle bakıyoruz aslında. Yani silaj içinde biraz kesif yemi de var. Karmaya biraz ezme de atıyoruz. Ama herhangi bir aşırı bir yemleme şu an söz konusu değil. Merayla, otlakla idare ediyoruz. Bir de ilk geldiklerinde kuzular büyüsünler diye yani büyümeleri için protein kaynaklı beslemenin başlangıçta çok önemli olduğunu biliyorduk. O dönemlerde de fenli yem denen fabrika yemlerine yüklenmedik hayvanlarımıza. Sonuçta damızlık yetiştiriyoruz. Bir de hani biraz araştırılma yapıldığında bu yemlerin içindeki DDGS, herkes görebilir, DDGS50 soya ve mısırdan üretildiğini bu yemlerin biliyoruz. Ve bunların bir nevi hormon olduğu gerçeği var. Evet. Hormonlu gıdalarla büyüyen hayvan, fazla fabrika yemiyle büyüyen hayvan
yaş geçtikçe karaciğerdeki yağ bağlama durumundan dolayı verim özelliğini kaybediyor. Damızlık özelliğini de kaybediyor. Damızlık evet, özelliği. Yani o yüzden kendi yemimizi kendimiz karmayı biz her zaman ayçiçeğini dışarıdan alıyoruz. Arpa, buğday, mısırı kendimiz üretiyoruz. İçine sodasını, premixini, melasını biraz karıştırıp karma makinemizle karıp o şekilde hayvanlarımızı kesif yemle besleyeceğimiz dönemlerde beslemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda flashing uygulamasını arpayla bu çiftleşme döneminden önce yapıyoruz. Doğumdan önce bir kuzu besleme. Ben de aslında onu soracaktım şimdi. Şimdi bu kuzuları aldınız geldiniz 4 aylıktı. 4 aylıktan işte bir 4 ay baktınız 8-9 aylık oldu kuzular. Artık koçlanma dönemi yani koça vereceksiniz. Bunu nasıl yaptınız? Toplu doğum yaptırabildiniz mi yani? Flashing'le mi yoksa sürüngenleme mi yaptınız yoksa doğal yöntemle bıraktınız koçu içine kattınız hepsi kendi mi geldi? İlk 2 aylık geldiklerindeki dönemde 3 aylık dönemde bahsettiğim kendi yemini kendin kar yöntemiyle besleyip çok güzel bir gelişimlerini aldık. Ardından koç katımına hazırlama evresinde yayılıyorlardı. Ve çok yüksek kondisyonla girmeleri de uygun değil koç katımına. Biraz kondisyonları yayılımda gerekli seviyeye geldikten sonra tekrar bir artışla flashing uygulaması uyguladık. Fakat zehirleme aşısı var. Biz zehirleme diyoruz fakat bölge bölge evet. Değişiyor. Entrotoksami sanırım bilimsel adı da. Bu aşı eğer koç katım döneminize denk gelirse yürümü ara verdiriyormuş. Biz bu bilgiye sahip değildik. Bunu yaşayarak öğrendik. Yani 6 aydan 6 aya bu aşıyı yaptırmazsak hayvan kaybı da yaşıyoruz. Çok önemli bir aşı. Kesinlikle. Bu aşı koç katım dönemine denk geldi. Melatonin, sünger, flashing yöntemlerinden melatonin ve süngerin ilk doğumda kullanımının hayvanda çok hayvanı çok yoracağı, doğal olmayacağı tavsiyelerini aldık veterinerimizden. Bunun üzerine de flashing yöntemini tercih ettik. Fakat zehirleme aşısının araya girmesiyle beraber yürümün bir iki hafta gecikmesi. Aynı zamanda hayvanların kuzuyken koç katımına uğramasında evet. Hepsinin gelişiminin aynı hızlı olmaması biraz doğumlarımızı dağınık yaptı. Mesela şu an hala 15 tane doğuracak koyunumuz var. Onlar da sürünün nazarı diyelim artık. Öyle. Yani bereket olsun. Aynen. Kulak arkası uygulamasıyla bir toplu doğum hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada soracağımız sorular ben bittiğini düşünüyorum. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa siz de ekleyebilirsiniz ama ekledikten sonra koçları görmeye gidelim. Bakalım bu kuzularımızı hangi koçlar açtı? Koçları nereden aldınız? Alırken nelere dikkat ettiniz? Tabii. Biraz da bunları konuşmak istiyorum. Koç konusunda benim de ekleyeceğim şeyler vardı. O koçların başında ekleyeceğim. Aynen. Olur. Tamam o zaman. Burada konuşacak başka bir şey yoksa koçların yanına geçelim. Koyunlar burada. Yayılıma devam etsin. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi de koçların yanına geldik. Bakalım yanımızda Tufan abi de var. İzzettin abi de var. Onlarla beraber koçlara bakacağız. Koyunlarımızı bu koçlar açmış. Tufan abi anlat bakalım. Şimdi koç alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Koç alırken salına, boyuna, hayalarına. Neresine abi? Taşaklarına. Evet. Bir de bak genç mi yaşlı mı ona dikkat etmemiz lazım. Mesela boyun daha bu sene ikinci açacak. İkinci yaşı mı yapacak? Evet. İştenden beri daha görüyor musun? Yanından da kuzu dişleri var. Evet. Bak, gördün mü? Yok mesela abi sen... Göz çukurlarına bak. Ne var göz çukurlarında? Bak. Yani derin mi olması lazım? Derin olması lazım. Baksana çerçe parmağım kayboldu neredeyse. Yani bu niye iyi dayanıyor? Süt damarı iyi. Süt biz damarı. Böyle öğrendik yani. Yani atadan dededen biz böyle öğrendik. Şeker boynuz. Evet. Sönmezdi. Şeker boynuz da geçiyor değil mi Egemen? Tabii mesela. Bazılarında var. Ya verim, göt tarafı nasıl? Orayı da çek istersen. Arka tarafı özelliği yani. Olarak baktığında internetten özelliği bunun... araştırdığında hani beyaz derler, beyaz lekesiz derler ama bunda anaya çekme, babaya çekme durumu da oluyor. Tahirova kanı da var, sakız kanı da var ki Tahirova'dan gelen Doğu Friz ve Kıvırcık kanı da var bu hayvanda. Evet. Yani boynuzsuz, boynuzlu sönmez olmaz, karagöz sönmez olmaz diye bir tabiri yok. Kesinlikle yok. Çekme durumu olabilir. Abi bunların şimdi taşakları ufaktır ama kızgınlık zamanında daha çok yere doğru iner yani bunların. Daha çok taşakları büyür kızgınlık zaman. Şimdi ufak bak. Yine abi yine de büyük ya. Yine de büyük abi. Taşaklar büyük olacak zaten. Yani koç seçiminde bunu da göz önünde bulundurmamız lazım mı? Böyle serçe parmağın kadar kalacak ucundan böyle. İncek aşağı doğru. Sallak mem olmasın abi ondan sonra kuzuları. Yok, olmaz. Ona bunlar damarında o yok ya. Yok. Bizim koçlara ne diyorsun Tufan abi? 10 numara. Koçlar 10 numara.
Ben de koç lazım. Sotluyorsan hemen alırım bir tane. Yok, koçlarda düşünmüyoruz aslında pek ama kamera arkasında konuşuyoruz. Ya biz az önce hani anaç satmak istediğimizden de bahsettik. Bu kadar verimli hayvan varken niye at satmak istiyorsun diye de insanların aklına gelir. Ama bakıldığında herkes bir maliyet hesabıyla vesaireyle başlıyor bu işlere. Ve biz başladığımızda döviz kuru yarısıydı. Arpa, buğday 1/4'üydü. Yani bu tarz koşullarda insanlar farklı planlara gidebiliyor. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Kesinlikle. Mesela şimdi bir tane şeker boynuz koçumuz var. İki tane de kabak boşu koçumuz var abi. Şeker boynuz olan koçumuzun göz çukurlarına serçe parmağını soktun. Bakalım diğer koçları göstersen abi. Mesela, onların nasıl? Onu göstereyim. O biraz daha yaşlı galiba. Evet, 3 yaşında. Bu ikisi 1 yaşında, bu 3 yaşında. Biz koç alımını da Erol Bozkır'dan gerçekleştirdik ve hani koçun kartı iyidir diye bir söz var. Aynen. Bir tane de kartımız olsun arada. Şimdi bak, bunun dişlerine bak, bu yaşlı biraz. Ama çok da değil. Tam koç olduğu zaman tam abi. Tam koç olduğu zaman. Zaten yani, kordun. O yüzden aldık zaten. Koçun kartı tekenin genci derler. Aynen. Bunun nasıl? Bunun taşakları da iyi. Bak bunun. Bu da iyi ya. Bunun göz şeyleri de iyi yani. Göz çukurları mı? Göz çukurları. Mehmet memeleri nasıl acaba? Meme uç tane göremeyiz ama. Tut ya. Bakalım şunu biriniz tutsana şunu. Ya, haramına doğum olmasına rağmen bu verimi almamızın zaten sebebi bu güzellerimiz. Aynen öyle. Taneler de iyi ya. Yani neredeyse bu kadar mayan taneleri. Meme yani taşakların oradaki taneler. Güzel yani damarlar. %75'i bu değil mi abi? Yani koç, tabii koç. Koçu ne kadar iyi olursa koyundan kötü olsun, önemli değil. Sürüyü koç düzer. Bizim şöyle bir şey de geldi başımıza. Yukarıda komşu işletme diyebileceğimiz bir abimiz var. Kendinin koç katım döneminde koçu kafes altında kalıyor. Kafes devriliyor üzerine. Yani sürüsü de bayağı geniş. Bir koç evet. Kaybı onun için bayağı bir yürümün azalması, zorlanması anlamına geliyordu. Rica etti, konuştuk. Bu boynuzlu gördüğünüz koçumuzu ona verdik. Abi dedik, kullan dedik. Yardımlaşmamız lazım böyle konularda. Her zaman öyle düşünüyoruz zaten. Kendisi sonrasında biz koçların, o bayağı önce doğum yaptırdı bizden. O durum nedir abi diye sorduğumuzda kendisi siyah ve küçük kulak hastası. Çok sever böyle. Onlardan vardı koçu da. Öyle mi derler? Çula diyorlar. O tarz koçlar olduğu için arada bunların farkı çok belli oluyordu zaten. Sönmez'in yürüdüğü, çıkardığı kuzular. Et bakımından değil mi? Et bakımından 3-4 parmak boylular yerlerine evet. Göre. Hatta vaktin olsaydı bak oraya da gidecektik, gösterecektim. Aynen. Olsun, bir dahaki gelişimizde tekrar kesinlikle oraya da gideriz. Koç olarak çok önemli olduğunu tekrar vurgulayayım. Kendisi iki örnekle. Tane koç siparişi verdi zaten. Çobana var bir de. Çobana da bir koç siparişi verdi. Oo, siz nereden veriyor? Söyledim. Yani sizden alacak. Zaten, aynen sizden yani alacak. Gördü görünce. Tabii yabancıya gitmesin ya yan tabii. Komşuya. Ya böyle duyuluyor zaten. Şimdi aynen. Çoban ona söylüyor, ona söylüyor. Erkek kuzu talebimiz artıyor bu sene. Aynen. İnşallah yani bu sene. Çoban da bizden böyle bir şey talep ettiği zaman bir mutlu oluyor insan. Tabii elinde verimli bıyık var sonuçta. Bunu değerlendirmen lazım. Adam yılların çobanı. Ya. Tufan abi. Hı. Sönmeze dönmen lazım abi artık. Vazgeç sakızdan. Ya biz sakızcıyız ya. Abi vazgeç sakızdan. Ya da sen de sakızlara sönmez koç atman lazım abi ya. Yok, ben bu sene karaya atacağım. Kara mı atacaksın? Kara. Abi sönmez at. Bak Cemiller'de sönmez yapıyorum diye ben inattan sönmez yapmayacağım. Bak Cemiller'de mesela şey varmış. Sakız koyun vardı. Sakız koyuna sönmez koç atmışlar. Aynı koyunlar sönmez gibi çıkmış yani kuzular. Geçen bizim gibi aynı işte. Biz zeytin attık. Geçen seneye göre bir %23'lük ikizlik oranı vardı. Bu sene %44'lere çıktı o. Sönmez atınca. Peki et verim nasıl oldu? Geçen sene Mayıs 6 aylık kuzuları sattık. 45 kilo civarındaydı. Bu yıl şu an 3,5-4 aylık kuzular o kilolara erişti. Süper ya. Aynı bakım. Aynı bakım. Ne, kuzulara neyle bakıyorsunuz? Kuzulara yani kendi yetiştirdiğimiz arpa, buğday, mısır ve biraz da fabrika yemiyle. Destekleme yapıyorsunuz. Onların da 15 günü kaldı zaten. Çok güzel, çok verimli bir ırk. Sönmez ırkı. İnşallah bunu hem Egemen olsun hem biz olsun böyle gençler olarak arkadaşlar piyasada ismini daha çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. İnşallah. Hak ettiği değeri vereceğiz inşallah. Aynen. Elimizden geleni de bu konuda yapacağız yani. Tufan abi de inşallah sönmeze döndüreceğiz yani sakızdan. Kara hastalığı var bizde. Kara, çil. Yani bizimki gibi arkadaşın koyunlarda nasıl biz doğu filizle şey attık, lakun attık.
O da sönmeze vurdurmuş. Aynı. Ama aynı kuzular sönmez gibi yani. Aynısı ya. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi şurada bir tane de doğum yapmış koyunumuz var. O tek kuzulama yapmış. Onu da gösterelim. Kuzusunu da gösterelim. Henüz daha 3 günlük. Ondan sonra da burada gösterebileceğimiz pek bir şey yok galiba Kemal, değil mi? Bitiyor galiba. Bu kuzumuz biraz arkadaşlar şey, insan görünce biraz zıplıyor, atlıyor, uçuyor. Kendisi daha kuzu olduğundan dolayı. Hadi da. Gel kızım, gel. Korkma. Kuzusu kaç günlük şimdi Egemen Bey? 3 günlük. 3 günlük kuzusu var. Daha zaten plasentası üstünde kurulmamış. 3 günlük dişi kuzumuz. Tüylü doğdu biraz. Aynen, biraz tüylü doğdu. Ya neye çekmiş bu? Şurada da bir 5-6 tane var buna benzer tüylü. Sakıza çekenlerden. Şimdi bu koyunların hangi koç tarafından aşıldığını biliyor musunuz? Ya biz elle sıfat yöntemini denemek istedik. Ama bahsettiğim az önceki durumlardan dolayı toplu doğum sürecine sokamadığımız için hayvanları hani imkansızdı. İmkansızdı. Şey, ama gözle gördüğümüz yani bir 20 tanesini falan biliyoruz. Zaten hepsinin istatistiki verileri, küpe numarası. Hepsi diğer mevcut. Koyunları gördün. Bu daha yeni doğurduğu için damgalamıyoruz ama yani hangi koçu yürüdüğünü biliyorsak onu da not alıyoruz. Evet. Doğum kilolarını tartabildiğimiz kadarıyla tartıp alıyoruz. Anne küpe numarası, annenin süt durumu, annelik durumu. Bazısı kuzusunu hemen almıyor. Aynen. Onları da şimdiden biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu huyuna devam ederse hani seleksiyonu o şekilde yapmayı hedefliyoruz. Evet. Peki koyun doğum yaptıktan sonra kaç gün bu kapalı alanda kalıyor? Sonrasında mereye gidiyor? Biraz sahiplenme durumuna göre. Bu biraz zorladı bizi sahiplenirken. O yüzden 3 gün 4 gün boyunca böyle tutuyoruz. Annelik duyguları nasıl bu sönmezin Egemen ya? Cemil çok daha tecrübeli benden evet. Hayvancılık konusunda ve hani normalde ilkine doğumlarda inanılmaz zorluk çektiğinden bahsediyordu ve sahiplendirme konusunda da çok değişik yöntemleri var. Yani çok güzel akıl ettiği şeyler var. Yani öğrenmiş zamanında yeni fikirlerle de aynen yaptığı oldu. Hayvanı arkasına sürme, suyunu bulama vesaire gibi. Onlarla sahiplendirmeleri sağlıyoruz. Ama ilkine doğum yapan bir sürüye göre sahiplenme duygusunun çok yüksek olduğunu Cemil'den öğreniyorum ben. Evet, annelik öyle de yani. Annelik duygusu bende çok yüksek olduğunu tahmin ediyorum değil de biliyorum, öyle diyelim araştırmalarımızda. Yani arada tutamıyoruz. Cemil zaten. Mesela sen nasıl bir sahiplendirme yöntemi var? Onu da biz de açıklarsan biz de gelecek sene belki uygularız. Mesela benim bir bildiğim var, köpek yavrusu bağlıyorsun. Yok, köpek yavrusunu ittiriyor, kuzuyu alıyor. Yani zaten buralarda civar köy şeylerde, sürülerde hiç köpek yok neredeyse. Evet. Biz de fazla köpek bakamıyoruz burada, salamıyoruz. Hayvanlar çok aşırı korkuyor. İki tane vardı mesela, biri yağmur yağarken doğurmuş. Hani kuzu pisliğin içinde kalmış olduğu gibi ilk kuzuların biri. Hiç almadı onu. Eve getirdik, bir yıkadık, kuruttuk. Yani soğuktu da o zaman. Aynen. Almadığı için kuzu üşümüştü biraz. Birkaç saat kendine geldi sobanın başında. Daha sonrasında yanına koyduğumuzda doğal olarak kokusu gittiği için hiç bakmadı bile kuzuya. O sırada sonunu yeni attı. Onu üzerine koydum, onu sürttüm. Biraz öyle bir bakmaya çalıştı, yine olmadı. Diğer kuzu da biraz da hani kokusu geçsin diye şu gördüğünüz sepet gibi şeyin içine. Aynen. Birkaç gün birlikte yan yana yatıyorlar. Kokusu ona geçiyor. He, o diğer şekilde kuzunun kokusu, aha, ona geçiyor. O şekilde. O şekil iki tane aldırdık. Tabii o arada o kuzuyu da emdiriyorsun. Tabii. Kendin biberonla. Yani. Biber ki anasını emdiriyoruz yine. Ha, annesine tutuveriyor. Orada kabasını koklamasını sağlıyoruz kabasını. Aynen. Tabii. O şekilde aldılar yani. Şekilde bu da bir yöntemmiş, aha, mesela. Bu da aklımızda kalsın. Ya İlerleyen şey yapıyoruz mesela, hani suyunun geldiği kesecikler oluyor ya. Evet. Hani ne olur ne olmaz diye onu bir kaba alıyorum ben. Orada patlatıyorum. Hani başımıza geldi, çok büyük sıkıntı hayvancılıkta uğraşanlar için. Çok büyük sıkıntı, aynen. Ya bütün işini ona adamak zorundasın bir yandan. Hani diğer işlerin kalıyor. 50 tane koyun olsa, 3 tane öyle şey kuzu olsa sıkıntı yani. Sıkıntı. Bir saatini veriyorsun akşam bir gelince evden. Veriyorsun, kuzular doğru düzgün gelişemiyor. Aynen. Valla arkadaşlar bu şekilde Dereliler Tarım Çiftliği'ni ziyaret ettik. Sönmez koyun hakkında bilgileri aldık kendilerinden. Koyunlarını gördük. İnşallah güzel bir video olmuştur diyelim. Sizin de söylemek istediğiniz son bir kelime varsa. Son bir, normalde yanımızda Zeynep'imiz de var. Eşim de vardı. Babasını ziyarete gitti o. O da burada sizle beraber hayvancılık tabii mı yapıyor? Tabii. Yani o da bütün işlerimize yardım ediyor. Süper. Olmazdı hiçbiri bu kadar güzel. Ona selam olsun. Egemen ve Cemil'in numarasını
açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. YouTube linkimizi de koyalım. Heh, onu takip edin. Aynen bak, iyi. Bak, YouTube'u bizim söylemedik. Arkadaşlar bir de YouTube kanalları var. Dereliler Tarım Çiftliği olarak. Taze bir kanal. Taze bir kanal. Bu YouTube kanalında işte burada yaptıkları işi, sönmez yani koyunlarına baktıklarını, işte tarımla çiftçilikle tabii de uğraşıyoruz. Çiftçilikle de uğraşıyorlar. Hepsini çekip koyuyoruz merak edenler. Aynen, merak edenler açıklama kısmından ona da bakabilirler. Elimizden geldiği kadar bilgilendiriyoruz. Çok güzel. Bizi ziyaret ettirdiğiniz için teşekkür edelim. Her zaman bekleriz. İnşallah bizi seni ziyaret İnşallah. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyelim.